demiş. Ve bütün kanallar sizin gibi mi olmak zorunda? Nasıl demokrasi bu demiş. Ama o zaman tavrını açıklasın. Şimdi NTV... Bakın şöyle bir şey. Evet. Bak lütfen ona ilgili bir cümle bir şey söyleyeyim. Burada anormal bir şey yok. Mesela geçen hafta ben izledim bir miktar. Rasim vardı. Ulki Cevizoğlu vardı. Şimdi Ulki Cevizoğlu sonuçta bir partinin siyasi yani bir siyasi partinin genel başkanlığını yapmış. Hani ulusalcı kimliğiyle bilinen, kendine göre bir duruşu olan bir insan. Hani fikirlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz ayrı bir şey. Ama her zaman benzer ilkeleri savunmuş birisi. Bir meslektaşımız. Ve burada kaç saat kendisini anlattı, ifade etti. Ben eminim ki belki o bile NTV'de kendisini ifade etme imkanı bulamamıştır. Evet, Rasim mesela zaman... ben hiç NTV'ye çıkamadım dedi. Çünkü NTV'de onların belirledikleri bir temel politika var. Ve o politika uygun isimlerle televizyonculuk yayını yapıyorlar. Ha bazen arada bir denge olsun diye bir iki hani böyle çok suya sabuna da dokunmayan isimleri monte ediyorlar. Arada bir de bir iki bakanı çıkartarak işte özellikle gündüz kuşağında vesaire bir yarım saat bir saat çıkartarak yani bir denge kuruluyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Ancak bu bir yanılsamadır. Tamam. Aslında bence yani sonuçta AK Parti yeni bir siyaset yapmaya çalışan birisi olarak bence AK Parti'nin de NTV politikasını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani. Evet. Çünkü bak şöyle düşünüyorum ben de tabii ki bir kanal dediği gibi olur ama o zaman net tavrı olacak. NTV, ART gibi, şimdi ulusal bu arada kanal gibi. NTV'ye NTV Doğan değil. Grubuna vuran bir değil. Yayın yapıyormuşuz gibi ortaya çıkıyor. Ya mesela eleştirebiliriz. Bir şey falan yok yani. Hayır bak. Şöyle sonuç olarak benim rahatsızlığımı da hoş görün. Ama... anlatacağınız bir şey varsa tabii bak, ki ben burada benim sizin bahsettiğim şu, özgür iradenize ipotek koyacak değilim. Eleştirebiliriz. Benim bahsettiğim şu. Ben geçenlerde bizim evde işte Mehmet Barlas'la Nazlıcak da geldi. Hem Mehmet Barlas hem Nazlıcak NTV'de program yapıyor. İkisi de çok değerli demokrat yazarlar. Fakat yani onların görüşleri bir tarafa bırakayım. Ama şu var ki kanalın genel genetiğinde öbür tarafa yani bu mücadelede Ergenekon cephesinin kazanması yönünde bir irade var. Ha orada Oğuz Aksaver gibi mesela benim demokratlığına tam inandığım insanlar da var. Ya Ergenekon sanıkları lehine tavır koymuş, ağzını bantlayıp sokak sokak dolaşan insanlar biz tarafsız gazeteciyiz diyerek 3 saat boyunca yayın yapabilir mi Allah aşkına? İşte mesela yani böyle bir gazetecilik olur mu? Taraf olursa bir sıkıntı evet, yok. Evet problem yok. Ha, yani ama ne şimdi, olduğunu bilirsin. Ama o zaman mesela Feriş Şahenk bizim kanalımız bir CHP-MHP koalisyonunu desteklemektedir diye açıklar. NTV o şekilde yayın yapar. Ben derim ki delikanlı gibi kanal. Ama bu kanal biz objektifiz, tarafsız deyip bir yandan da daha çok biz demokratik açılım politikalarını destekliyoruz vesaire. İşte başbakanın Türkiye'nin önüne açtığı vizyonu destekliyoruz diyen Feriş Şahenk. Bu labona ait. Başbakanın evet. Türkiye için açtığı vizyonu destekliyoruz. Vallahi ben sana başbakanın Türkiye için açtığı vizyonu Ergenekon'un dolaylı propagandasını yaparak destekleyemezsin. Kanalı genel olarak o halde birkaç istisna demokrat ismi monte etmekle bakın bahsettim. Genel zihniyet belli o genel zihniyet içinde objektiflik görüntüsü vermek için belli isimleri koymak, onları üçe tek bırakmak, onları dörde tek bırakmak, objektif gibi gözüken şeylerin, sunucuların alenen Ergenekon tarafında olması. Ama sinsice bakın o en tehlikelisi odur. Bak deminki soruma Şamil Tayyar cevap vermesi de istiyorum. Mesele doğrudan Yılmaz Özdil gibi, Ümit Zileli gibi, Bekir Coşkun gibi bilmem işte Hulki Cevizoğlu gibi bakın onlar da yoktur NTV'de. Çok önemli. Hulki Cevizoğlu'na çıkarmazlar. Evet. Rasim'cim istersen yani, ben Türkiye'deki şimdi, bu dengecilik meselesi önemli. Bizim dediğimiz o. Ama bence şimdi, ben Aydın Doğan'la Sebketullah'la şimdi izin verirseniz Şamil bir şey söyleyecekti herhalde. Evet, yok şey var mesela bir cümle alayım. Dediğine şöyle katılıyorum. Şimdi diğer gazetelerin kendine göre bir duruşu var. Mesela Milliyet Gazetesi dediğiniz zaman okurcuların zihninde bir algı oluşuyor. CHP ya da Radikal ya da Cumhuriyet. Evet. Şimdi NTV bir tarafsız ve bütün medyanın merkezinde bir algı oluşturmaya çalışıyor ama bu arada çok özel ve sinsi bir şekilde de belli amaçlarla yayınlar yapılıyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz ve buna da katılıyorum. Mesela Erzincan'da o İlhan Cihaner'in içinde olduğu evet. Operasyonla ilgili ilk haberler verilirken NTV altyazında kuşatma diye geçti. Evet, bak o abluka diye verdi. Ve o çok ince bir işçiliktir bakın söyleyeyim. Yani böyle çok tesadüfen yazılmış, rastgele yazılmış bir reji şeyi değil, hatası değildir.
Daha sonra genetiğindeki zihniyeti deşifre ediyor. Yani tabii, yani onun için ben bunu bir AK Parti milletvekili adayı olarak değil, bu ülkede yaşayan bir vatandaş, demokrasiye inanan, hak ve özgürlüklerden yana bir vatandaş olarak bu kimliğimle keşke diyorum AK Partili hiçbir yönetici, hiçbir bakan NTV'ye katılmasa. Şimdi, yani bunu bir vatandaş anladım. Bu kararın alınması ben de şunu anlamıyorum. Yani onları kendi yalnızlığına bırakacaksınız. Bırakın kendileri çalsınlar, kendileri oynasınlar. Onların oyununa AK Parti alet olmamalıdır. Yani bu oyuna gelmemelidir. Yani bunu çok açık yürekle söylüyorum. Yani NTV bir operasyon, çok özel operasyonların kanalı gibi çalıştırılmak isteniyor. Dolayısıyla böyle bir kanalda bence bir vatandaş olarak söylüyorum bunu, olmamak gerekir. Ama burada şunu yani bir dengeyi sağlamak adına o zaman Şamil Tayyar birçok AK Partili üst düzey yönetici NTV çağırdığı zaman koşa koşa gidiyor. Sen çağırdığın zaman ya da bir başka kanal çağırdığı, Beyaz TV çağırdığı zaman da nazlanarak geliyor. Ya bu çok önemli. Bakın yani, ben doğru. Şimdi bu söylediğin çok önemli bir ayrıntı. Bir şey söyleyeyim. Kesinlikle haklısın. Bu yanlıştır ve bu yanlıştan herkesin de dönmesi gerekir. Ben işte son dönemde bir miktar popüler olunca değişik kanallardan teklifler aldık. Ama benim mesela incitmeden, kırmadan geldiğim kanallardan birisi de burasıdır. Diğer kanallara da giderim. Bir yıl önce NTV beni davet ettiğinde gitmedim. Ama o zaman Ses TV'di ya da 2 sene önce miydi? Evet. 1,5 sene önce. Ses TV'ye gittim. Samanyolu Haber'e gittim. Yani sizin fikirlerinize önem verip diğer karşıt görüşlerle birlikte size alanı açan insanlara her zaman yanında olduğunuzu hissettirmeniz gerekir. Eğer siz konjektürel davranırsanız samimi olmazsınız. Ben yani eğer öyle davranan varsa senin sözün ettiğin gibi bence evet. Yanlış yapıyorlar ve doğru değil. Neyse bu arada